Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kanal 23 ekranlarında Diyanet İşleri Başkanlığı Elazığ İl Müftülüğü tarafından hazırlanan İnanç Dünyamız programına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, bu akşam da yine birbirinden değerli konuklarım var. Bu akşamki konuklarım Elazığ Sivrice ilçe müftümüz Sayın Fecri Han hocamız. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Yine Sivrice Müftülüğü, ilçe müftülüğümüz personellerinden Ferit Akdağ hocamız. Kıymetli dostlar inşallah Sivrice ilçe müftümüz ile ticaret ahlakını konuşmaya çalışacağız. Ticaret ahlakının prensipleri nelerdir? İhtikar, kara borsacılık, aldatma ve ticarete hile karıştırma, işte tartıda hile yapma, bu tarz konuları inşallah dilimizin döndüğünce konuşmaya, anlatmaya çalışacağız. Programımıza her zaman olduğu gibi sözlerin en güzeli, kelamın en üstünüyle başlıyoruz. Bizlere Kur'an-ı Kerim tilavetini sunmak üzere sözü Sivrice Görgülü Köyü İmam Hatibi Ferit Akdağ hocama bırakıyorum. Buyurun kıymetli hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًى كثيرًا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة. Sivrice İlçe Müftülüğü, Görgülü Köyü İmam Hatibi Ferit Akta hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli dostlar, bu akşam Sivrice İlçe Müftümüz Fecri Han hocamız ile ticaret ahlakını konuşmaya çalışacağız. Kıymetli hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. İyisiniz inşallah. Çok şükür hocam. Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz. Allah razı olsun kıymetli hocam. Allah iyilikler versin. Şeref verdiniz diyelim olsun, hem bir meslektaşımız ederim. Olarak hem bir Allah arkadaşımız olarak. Malum kıymetli hocam küresel çapta bir kriz içerisinde yani dünya aslında bir hem enerji krizi bir piyasalarda böyle bir artış söz konusu. Evet. Şimdi biz de bununla ilgili hem gündemi takip etme amacıyla ve gündeme dair belki halkımızı aydınlatma konusunda ticaret ahlakı nasıl olmalı? Hep halkımızdan şunu duyuyoruz, işte fiyatlar çok pahalı, şöyle. İnşallah bunlara değineceğiz. Bu manada neler söylemek istersiniz kıymetli hocam? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti bizi izleyen kardeşlerimizin üzerinde olsun inşallah. Rabbim devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Her türlü iyilikleri, güzellikleri bizlere ihsan eylesin inşallah. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin inşallah diyelim. Ve buradan bizi izleyen bütün kardeşlerimizi de selamlayalım, öyle başlayalım inşallah. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Şimdi kıymetli hocam, her şeyin bir ahlakı olduğu gibi elbette ticaretin de bir ahlakı vardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, sahabe efendilerimizin ve İslam devletlerinin hayatına baktığımızda Her dönemde mutlaka insanların maruz kaldığı bazı zorluklar olmuştur elbette. Mesela sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde, o Mekke'deki dönemde Müslümanlar 3 sene boyunca boykota maruz kaldılar. Çok acılar çektiler elbette. İslam tarihinde bunları öğreniyoruz. Fakat biz Müslümanlar olarak İslam'ın bahsettiği, İslam'ın bizlere çizmiş olduğu, İslam'ın bizlere öncülük ettiği her şeyde olduğu gibi ticarette de elbette Allahu Teala bizleri başıboş bırakmamıştır.
her şeyin kendisine has bir ahlakı, bir prensibi olduğu gibi ticaretin de bir ahlakı vardır ve bunu alimlerimiz şöyle sıralamışlar. Mesela öncelikle bir insan tüccar iken müşteriyi aldatmayacak. Ticaret ahlakından en önemlilerinden bir tanesi müşteriyi aldatmamak. Yani elinde bir mal vardır, olmadığı gibi göstermesi, malındaki bir kusuru yokmuş gibi müşteriyi aldatarak ona satması, Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun hoş karşılamadığı ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de yasakladığı şeylerden bir tanesidir. Ve hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tüccar olan kardeşlerimizi övmek için, onların ahiretteki konumlarını belirlemek için ve onlara bir müjde olsun diye şöyle buyurmuştur aleyhissalatü vesselam. اَتَّاجِرُ السَّدُوقُ الْاَم۪ينُ Doğru ve emin tüccar, ticaret yapan, ticaret erbabı kişi مَعَنْ نَب۪ي۪ينَ Kıyamet günü peygamberlerle birlikte olacaktır. وَالصِّدِّق۪ينَ Sadık olan insanlarla birlikte olacaktır. وَالشُّهَدَى Ve şehitlerle birlikte olacaktır demiştir aleyhissalatü vesselam. Demek ki müşteri aldatmamak ticaretin ahlakından bir tanesidir. Özellikle biz şunu herhalde çokça görüyoruz. İnsanlar diyorlar ki para gelsin, nereden geliyorsa gelsin. Bu kesinlikle İslam'a ve İslami prensiplere uymayan bir düşünce şeklidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu bizim A'dan Z'ye her şeyimizle ilgilenirken, her şeyimizi hesap ederken ve iki tane melek de bizlere hafızası eksilmeyen, virüs bulaşmayan iki tane şahit vermişken, nasıl olur da bizi her yaptığımız şey yanımızda kalır şekilde bizi başıboş bırakır? Haşa ve kella. Biz aldatırsak Allah muhafaza aldanırız. Kıymetli hocam, özellikle evet, tacir konusuna değindiniz, işte ticaret, yani ticaret yapan kişi işte tüccar. Evet. Hani burada seyircilerimiz aslında şunu anlamasın, yani bu doğruluk, dürüstlük, efendim aldatmama sadece efendim esnaf olan için değil, bizim konumuz dükkan, o olduğu için dükkanı olan insanlar değil, herkes aynen için. Müslüman kişi, için Müslüman için arabasını satan, aynen, diğer eşyasını tabii, satan tabii. Mesela adam diyor ki ya diyor benim aracım alıcı da arızalıydı ama diyor, çok şükür diyor elimden çıkardım. Mübarek, evet, elinden çıkarttın ama başkasının eline verdin. Bir başkasının başına bela, evet, ettin mesela. Aynen. Ya da telefon ve vesaire şimdi. Yani. Aslında bu alışveriş yaparken dersek, alışverişte dürüst olmak, alışverişte verirken de dürüst, evet, olmak, aynen, alırken de dürüst olmak. Yani bu elbette şu, yani bizim sadece konumuzu ilgilendirdiği yönüyle bakıyoruz. Yoksa bir Müslüman zaten, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanı tarif ederken buyuruyorlar ki el-Muslimu men selime'l-Müslimune min lisanihi ve yedih. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir. İnsanın organları içerisinde en çok fayda ya da zarar veren iki organı, biri el, biri dildir. Evet. Bunda da emin olduktan sonra tabii ki huzur ortamı oluşur, huzur toplumu olur. Evet. Bir de hocam hani o okumuş olduğunuz hadis-i şerifte, evet, et-tacir, diğer bir rivayette, evet, et-tacirul eminus saduku, evet, diye o şekilde geçiyor. Evet. Yani o da ilginçtir. Yani alışverişini doğru yapan, alışverişinde düzgün olan kişiler kıyamette şehitlerle beraber, peygamberlerle sıddıklarla birlikte beraberdir. Olur. Hakikaten, aynen, bu da önemli. Önemli bir müjdedir bu elbette. Yani biraz daha günümüze geldiğimiz zaman hani bahsettiniz, kişi diyor ki ya ben elimden bir şeyle çıkarayım ya da, evet, ya para gelsin de nereden gelirse gelsin ama bunun da bir hesabı olacak. Amenna ve sadakna. Elbette her şeyin, buyurun, bir hesabı vardır. Hatta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle de buyuruyorlar. Aldatmamayla ilgili. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا ف۪يهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ Bir Müslümanın
ayıbını söylemeden bir malını Müslüman kardeşine satması caiz değildir, haramdır. Haram. Şimdi haram derken sadece biz bazı şeyleri anlıyoruz. Domuz eti, faiz, ondan sonra zina etmek, hırsızlık etmek. Evet. Sadece haramlar bunlarla sınırlı değildir. Olmadık bir şeyi, olmadık bir şey varmış gibi göstermek de haramdır. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun bize emrettiği bir şeyin hilafını söylemek, onun tersini yapmak, tersini söylemek de haramdır. Onun için nasıl hırsızlık haramsa, nasıl faiz haramsa, nasıl başkasının hakkına tecavüz etmek haramsa, malını satarken de ayıbını saklayıp Müslüman kardeşine söylememek de öyle haramdır. Ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylüyor. Yani biz kendi kafamıza göre helali haramı belirleyecek değiliz. Belirleyen belirlemiş aleyhissalatü vesselam. Onun için bunlara dikkat etmek lazım. Özellikle biz bu dünyada yapıp ettiklerimizle ahirette biz hesaba çekileceğiz. Ve orada ya cennete layık bir amel ya cehenneme bizi düşürecek bir amel, Allah muhafaza. Onun için dikkat etmek lazım. Ve bir Müslüman olarak özellikle eğer biz tacir isek, tüccar isek, esnaf isek özellikle bunu bilmek. Hatta şu bizim İslam tarihine baktığımızda bir tane tüccar, bir tane alim, bir müftü kadar ticaret ahlakını bilir. Ticaretle ilgili, zekatla ilgili hükümleri bilir. Neden? Çünkü malını ona göre kazanır, ona göre harcar, zekatını ona göre verir. Evet. Şu an biz kendi günümüze baktığımızda yani senede bir zekatını verecekse de o da vermemek için fetva arayanlarımız var. Halbuki böyle değil. Aslında bu işi yapan bir insanın öncelikle haramını, helalini bilmesi de lazımdır. Çünkü bizi yaratan Rabbimiz Celle Celaluhu şu an insanlarda mal kıtlığı yok. Elhamdülillah. Vicdan kıtlığı var. Bu olmamalı. Biz bir şeyi verirken, satarken, alırken kendimizi o müşterinin yerine koyarak o şekilde hareket etmeliyiz. Mesela biz bir müftü olarak bir vatandaşımız bize bir fetva sorduğu zaman kendimize fetva veriyormuş gibi onun da kolayına gelecek. İslam'ın ona öngördüğü en güzel şekliyle neyse o şekilde kendimize söylediğimizi ona da söyleyebilmek. Bu şekilde hareket etmek gerekiyor kıymetli hocam. Bir de sayın hocam özellikle Kur'an-ı Kerim'de ticaretle ilgili mesela evet. Tartıda hile yapanlar evet. ilgili mesela Mutaffifin suresi var. Aynen, aynen. وَيْلُوا لِلْمُطَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا اِلَى آخِرِ الْآيَةِ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Evet. Yani bu da hakikaten önemli. Yani ticarette işte olmazsa olmaz ölçü ve tartı. Aynen. Onda yani hile da, yapmamak bize çok şey gibi geliyor. Yani diyorsunuz ya şimdi basit gibi geliyor. 3 kilo bir şey daha yani 10 gram eksik olsa ki yani. Ne olacak ya da 50 gram şey olacak. Aslında Kur'an-ı Kerim insanın psikolojisini de biliyor. Aynen aynen. Diyor aynen. Siz başkasına verirken şey yapmıyorsunuz. Dikkat alırken edin. Çok iyi dikkat ediyorsunuz. Alırken kendinize alırken inceleyip sık dokuyorsunuz. Aynen öyle. Bir başkasına verirken de ya 10 gramın lafı mı olur? Allah-u Teala gramları da sayacak Celle Celaluhu. Yani hakkın azı çoğu olmaz. Olmaz. Hak neyse o. Hatta bu konuda helak olan kavim var. Evet hocam. Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi Eyke kavmi. Allah-u Teala Celle Celaluhu onlara Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın söylemesi için vahyetmiştir. Ey insanlar, ölçüde ve tartıda hile yapmayın. İnsanların hakkını yemeyin. Ve bunlar bu Allah-u Teala'nın emirlerini, Peygamber Aleyhisselam'ın emirlerini dinlemedikleri için helak olan kavimler arasına girdiler. Allah-u Teala yani bu basit bir konu değil. Allah-u Teala Celle Celaluhu adili mutlaktır. Miskal zerre iyiliğimizi ölçecek tartısı, miskal zerre kötülüğümüzü tartacak tartısı vardır Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun. O zaman biz şunu düşünüyoruz bak. Mesela kıymetli hocam biz bazen bir insanın parasını verirken 5 kuruşu ya 5 kuruştan bir şey mi çıkar diye düşünürüz. Halbuki öyle değil. Bu dünyada bizim önemsemediğimiz 5 kuruş ahirette 5 kuruşluk iyiliğimizdir. Kim bilir belki o iyiliğimiz bizi kurtaracak. Evet. Neden? Çünkü ahirete gittiğimiz zaman paramız geçersiz, mal mülkümüz geçersiz. Orada tek geçerli akçe
bizim amellerimiz, iyiliklerimizdir. Cehennemle karşı karşıyasın ve 1,5 ya da 5 gramlık iyilik seni kurtaracak. Ve sen bu dünyadayken insanların 5 gramlık iyiliğini yemişsin. Hakkını yemişsin. Yani bundan duyulacak pişmanlık ne kadar büyük olur acaba? Allah-u Teala bizi o duruma düşürmesin. Ve insanlara verirken bizim 10 gramımız fazla gitsin, 1 kilomuz fazla gitsin. Ama alırken de onların hakkı neyse biz eksik bir şekilde ölçüp tartmalıyız ve kesinlikle hiçbir insanın hakkına tecavüz etmemeliyiz. Neden? Çünkü Allah-u Teala Celle Celaluhu her şeyi belirlemiştir bize. Eğer biz Allah'ın dediğini yaparsak elbette mutlu ve huzurlu olacağız. Ve şunu da unutmamak lazım. Bizim bugün yapıp ettiklerimiz elbette bir gün bizi bulacaktır. Hatta anlatılır güzel bir hikaye, yaşanmış bir şey. Diyor bir tane amca var, bir tane ineği varmış. İneğinden elde etmiş olduğu yağı götürüyor. Kendi mahallesindeki bakkal amcaya veriyormuş. Aradan 5-10 yıl geçmiş. Evet. Bakkal amca demiş ki ya hele bu hacı abinin getirmiş olduğu hele bu yağı bir tartalım. Hele bana eksik mi getiriyor, fazla mı getiriyor, ona göre biz bir değer biçelim demiş. 10 yıl geçmiş ama tabii 10 yıl geçmesine rağmen bir gün olsun bile tartmamış. İnanmış ona. Güven. Tartmış bakmış ki 10 gram eksiktir. 100 gram. 1 kilodan 100 gram eksik. Hep 900 gram diye getirmiş. Demiş ya bu adamın işi bitti benim yanımda. Ben bundan sonra bundan yağ da almam. Bu adama bundan sonra artık bakalımdan hiçbir şey de vermem demiş. Hacı çağırmış. Hacı gitmiş yanına demiş. Hacı sen hiç mi Allah'tan korkmazsın demiş. Ya 10 senedir senden yağ alıyorum. Sen bana yağı 1 kilo diye yutturuyorsun. Fakat her verdiğinden de 100 gram eksik bana veriyormuşsun. Hacı amca da hiç istifini bozmuyor. Diyor ki bakkal efendi diyor. O 10 yıl önce senden aldığım 1 kiloluk şekerin kabı var ya. O kapla ben tartıp getiriyordum sana demiş. Tabi bu arada kimse hani üstüne alınmasın hacı yani derken bu hikaye. Hikaye dedik zaten üstüne biz Müslümansak hakkı da üstümüze alacağız. Yani. Alacağız cenneti de cehennemi de yani bu iki evin de yolcusuyuz biz. Yani. Hak neyse onu söylemek gerekir. Ha, yani bu bir kesimi bir şeyi ifade etmek için değil. Bu genel manada. Yani biz ne yapıp edersek bir gün Allah-u Teala mutlaka onu karşımıza çıkaracak. Burada hocam hakikaten önemli bir konuya değindiniz. Evet. Ticaret yaparken aslında güven ortamının olması da çok önemli. Yani aynen. İnsanların sadece ticarette değil de ya toplumun her tarafında birbirine güvenmesi lazım. Aynen öyle. Yoksa siz şimdi her alışverişe gittiğiniz zaman şunu yapamazsınız. Ya ben şunu bir başka bir yerde tartayım. Ya da bunun fiyatını bir başka yerde sorayım. Yani böyle bir imkanımız yok. Ama evet. O güvenin olması lazım. O güvenin oluşması için de kıymetli hocam güvenin zedelenmemesi lazım. Aynen özellikle öyledir. Dürüstlük. Aynen, şimdi, aynen öyledir. Kişi ya bir eşyasını satacak bakıyorsunuz ya 10 defa 20 defa yemin ediyor mesela. Belki bu konuya değineceksiniz ama evet. Bir şey satarken yemin etmek doğru mudur kıymetli hocam? Kesinlikle bir şey satarken kıymetli hocam kesinlikle kendi dünyevi menfaatlerimizi elde etmek için Allah'ın pak ve nezih ismini biz alet etmemeliyiz. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda buyuruyorlar ki ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Üç sınıf insan vardır ki kıyamet günü Allah-u Teala onlarla konuşmayacak. Üç sınıf insan. Yani onlar nasıl yüzüne bakmayacak. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Onlara rahmet nazarıyla bakmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ Ve onları da temize çıkarmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onlar için acıklı bir azap vardır diyor aleyhissalatu vesselam. Allah-u Teala bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Kardeşlerimize yardımcı olsun inşallah. Kale fekara'aha bu hadisi rivayet eden ravi diyor ki
فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارًا. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu başta söylediğim lafızları 3 defa tekrarlamış aleyhissalatü vesselam. Yani demek ki önemli bir konuya aleyhissalatü vesselam değinmek istediğinde tekrar edermiş aleyhissalatü vesselam. Ve 3 defa tekrarlamış. Kale Ebu Zerrin radıyallahu anh, Hazreti Ebu Zer de oradaydı, Resulullah aleyhissalatü vesselam yanındaydı, söyledi. Dedi ki, Khabu ve khasiru. Öyleyse bunlar kaybettiler ve ziyana uğradılar ya Resulallah, dedi aleyhissalatü vesselama, dedi. Menhum ya Resulallah, peki onlar kimdir? Bu 3 sınıf kim? Bu 3 sınıf kim? Dedi aleyhissalatü vesselama, sordu. Kale aleyhissalatü vesselam, el musbilu. Kibir olsun diye elbisesini uzatan yerde sürüyen kimse, sürükleyen kimse, bu birincisi bu. Vel mennanu, ikincisi yaptığı iyiliği insanlara hep onları rencide etmek için başlarına kakan kimse, ikincisi. Üçüncüsü vel munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Kendi eşyasını fahiş fiyata satmak için yalan yere yemin eden kişi. Allah muhafaza eylesin. Yani diyor ya vallahi bana inanmıyor musun ya? Ya biz sana yemin ediyoruz. Bak düşünsene. Basit bir menfaat uğruna Allahu Teala Celle Celaluhu'nun pak ve nezih ismini kendi menfaatine alet ediyor. Ve hatta bununla ilgili muazzam bir yaşanmış, İslam tarihinde yaşanmış bir hikaye var. Yani şu şekilde, yani bize örneklik teşkil edecek, bize faydalı olacak bir konu. Vaktin birinde İslam devletlerinin birinde hacca gitmek isteyen bir kişi gelir. Bir tane esnafın yanına der ki, kardeşim ben hacca gideceğim. Benim yüklü biraz, yani bir altınım var. Fakat onu teslim edeceğim kimseyi bulamadığımdan dolayı size teslim etmek istiyorum, der. Hacca gidip döndükten sonra siz bana emanetimi verirsiniz, der. Gider. Tabii bu dille anlatılır. Zamanla ayları alır. Bayağı yaşanır. Yani yayan gidecek. Yayan gidecek. Bir 3-4 ay neredeyse sürecek. Bu kardeşimiz hacca gidip geliyor. Hacını yaptıktan sonra geliyor. Esnafı karıştırıyor. Altını kime bıraktığını karıştırıyor. Geliyor bir esnafın yanına. Onun yanındaki bir dükkanı. Diyor selam aleyküm, aleyküm selam diyor. Diyor ben haccımı yaptım geldim. Şimdi benim sendeki altınları alacağım. Emanetimi alayım. Emanetimi alayım diyor. O esnaf kardeşimiz de diyor ki, hacı Allahu Teala kabul eylesin, hoş geldiniz. Fakat sizin benden emanetiniz yok. Allah Allah ya, ben hacca gitmeden önce kardeş sana yüklü bir altın vermiştim, yani emanet vermiştim. Şimdi hacca gidip geldikten sonra haccımızı böyle mi karşılıyorsun, bizi böyle mi zarara uğratıyorsun şeklinde serzenişte bulunuyor. O da diyor ki gerçekten sizin bana bıraktığınız bir emanetiniz yok diyor. O zaman diyor biz kadıya gideceğiz, seni şikayet edeceğim diyor. Kadı efendiye gidiyorlar. Hatta sayı da veriyorlar. O bıraktığı altın 100 tane. 100 altın. Şimdinin 100 bin lirası diyelim. Kadı efendiye gidiyorlar. Bunlar mahkemeleşiyor. Tabi halk gelmiş, herkes gelmiş oraya. Mahkeme salonu dolu. Diyor ki diyor kadı efendi, ben hacca gitmeden önce bu esnaf kardeşimize ben 100 tane altınımı bırakmıştım. Gidip geldikten sonra şu an inkar ediyor. Bana diyor ki sen bana altın bırakmamışsın diyor. Tabi İslam şeriatına göre sizin de malumunuz sayın hocam. El beyinetu alel mudda'i vel yeminu ala men enkara. İddia edenin şahit getirmesi, inkar edenin de yemin etmesi gerekir. Kadı efendi diyor, senin şahitlerin var mı? Tabi elbette adam şahit getirmiş falan. Diyor peki senin almadığına dair şahidim mi? Diyor yok benim şahidim. O zaman senin yemin etmen lazım diyor o esnaf kardeşimize. O da diyor ki kadı efendi
Bana bir hafta mühlet verin, ben yemin etmeyeceğim. Bana bir hafta mühlet verin, ben 100 altını bir araya getirip inşallah kardeşimizin altınını vereceğim diyor. Bir hafta mühletten sonra 100 altını toplayıp bu hacı efendiye veriyor. Sonra aradan bir hafta falan geçiyor. Hacı yine esnafları gezerken altınlarını ilk bıraktığı adamın yanında adam diyor, "Oo hacı hoş geldin ya. Allah hayırlı eylesin, Allah mübarek eylesin. Hacını da yapıp gelmişsin. Ya niye gelip emanetini almıyorsun kardeş?" diyor. "Allah Allah," diyor, "ya emanetlerim sende miydi?" diyor. Diyor, "tabii ya, sen bana 100 altın bırakıp gitmedin mi?" diyor. "Ya," diyor, "hele şu işe bak. Biz de gittik başka bir tane esnafı. Biz onunla mahkemeleştik. Şimdi adamı da, yani adam hırsızlığa, ismi hırsızlığa çıkacak neredeyse. Ne yapalım, ne edelim?" diyor. Geliyor o esnafın yanına. "Kardeş, özür dilerim, kusura bakma. Çok çok büyük bir hata işledim. Senden çok çok özür dilerim. Lütfen beni affet." diyor. Evet. Bu esnaf da der ki, "Ya Hacı Efendi, Allah senden razı olsun. Ben Müslüman, şerefli ve doğru bir esnafım. Senin bana bir özürle benim itibarımı geri vereceğini mi zannediyorsun?" diyor. "Biz mahkemeye gideceğiz. Sen o 100 altınını getireceksin. Diyeceksin ki herkesin huzurunda, bu kardeşim benim emanetimi almamıştır. Bu beridir, bu suçtan, bu şeyden beridir," diyeceksin. Bunlar gidiyorlar kadının huzuruna. Kadı soruyor, "Ya kardeş, sen yemin etseydin kurtulurdun. Sen zaten de almamıştın, haklı yere de yemin etmiş olacaktın. Sen niye yemin etmedin?" soruyor o esnaf kardeşimize. Esnaf diyor ki, "Kadı efendi, ben 100 altın için Rabbimin ismini yemin olarak ağzıma almaktan utandım da ondan yemin etmedim." diyor. Düşünsene, yani 100 bin lirayı ben o acıyla, zahmetle toplayıp getirip sana vereceğim. Haklı olduğum halde de yemin etmeyeceğim. Niye? Çünkü ben Rabbimin ismini ancak zikir olsun diye ağzıma alırım demiş. Görüyor musun esnafımızdaki, Müslüman esnaftaki sadakati ve Allah'a olan bağlılığı? Elbette böyle bir toplumda huzur olur. Elbette kimsenin gözü arkada kalmaz. Artık benim gelip senden sorduğum fiyatı başkasına sorma ihtiyacım olmaz. Kıymetli hocam. Gerçekten öyle. Sayın hocam, bir de ihtikar, bizim kara borsacılık dediğimiz, evet, hususlar var özellikle gündemde. Evet. Bir de aslında bir seyircimiz soru yazmış ama, evet, ben onu kısaca cevaplamak istiyorum. Hani başta da biz belirttik, aslında ticaret yapar, sadece ticaret değil. Evet. Müslüman her yerde doğru olmalı. Yani bu sadece tabii, elbette, şahısta elbette, olur, bu şah, kurumda olur, tabii, bir başka tabii, tabii, mutlak, devlette mutlak olur. Millette herkesin aslında güvenilir, doğru olması. Ya ben de şimdi yarın öbür gerekiyor. Gün tüccar olabilirim. Ben bunları kendi üzerime, evet, almazsam kime söylüyorum ben? Özellikle seyircimiz, evet, israf konusuna, diğer bazı hususlara değinmiş. Evet. Buyurun hocam. Kara borsacılık, evet, hususunu ihtikar söylemişsiniz. İhtikar, belki ihtikar şey konu kavram olarak Arapça ama. Evet, ihtikar bizim yani Türkçe tabirle, o da spekülasyon deniliyor buna. İhtikar nedir manası? Bir ticari malı, bir ticari mal var elinde. Pahalanması için stokluyorsun. Evet. Pahalandıktan sonra da piyasaya arz edip insanlara pahalı pahalı satmak demek. İhtikar bu. Kara borsacılık diğer adıyla. Yani elinde var olan malını saklıyorsun ki bir gün gelsin bu mal pahalılansın, ben de güzel bir para kazanayım, insanlar da perişan olsun. İhtikarın tam anlamı bu yani. Kesinlikle bu İslam dininde yasaklanmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de de yani buna değinen bazı ayet-i kerimeler vardır. Hatta diyor ki Allah-u Teala Celle Celaluhu, malı toplayıp altın ve gümüşü toplayıp da zekatını vermeyen, Allah yolunda infak etmeyenler, kıyamet günü onlar ateşte kızdırılıp onların böğürlerine, alınlarına o ateşle dağlanacaklar diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala onlara diyecekler ki, buyurun,
tadın. Bu dünyadayken kendiniz için biriktirdiğiniz mallardır der, diyecek Allah-u Teala. Allah-u Teala bizleri muhafaza eylesin böyle bir şeyden. Hele şu, İslam tarihine baktığımızda Müslümanlar ne zaman darlığa düşmüşse onların elinden tutan bir Hızır çıkmıştır. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Efendimiz döneminde kıtlık olmuş. Elhamdülillah bizim ülkemizde ne kıtlık var ne bir şey. Sadece vicdan kıtlığı var. Başka da yok. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminde de insanlar acılar çekmiş. İnsanlar bu zorluklara göz germişler. Ve bu ilk ya da son olacak bir şey değildir. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Efendimiz döneminde insanlar çok çetin bir kıtlıkla karşı karşıya gelmişler. Ve o dönemde onların elinden tutan Hazreti Osman radıyallahu teala anhu Efendimiz ya bütün malını, varını, yoğunu Müslümanlar için harcamıştır. Müslümanları zora sokmak için malını stok etmemiştir. O yapamaz mıydı? Ve çarşıya getir, pazara getirmeden önce onun yolunu kesip de 1'e 10 verenler yok muydu ki insanlara daha fazla satsınlar diye? Yani biz Müslüman olarak öncelikle elimizi vicdanımıza koyacağız. Müslüman kardeşlerimizin iyiliğine olacak şeyler yapacağız. Elhamdülillah Allah-u Teala'nın nimetleri sınırsızdır. Ve Allah-u Teala'nın nimetleri değil tüketmekle, sadece isimlerini saymak ile bitiremeyeceğimiz kadar çoktur. Allah-u Teala'nın rahmetinden ümit kesilmez ve Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Evet, bununla ilgili sevgili peygamber, fırsatçılık kesinlikle haramdır. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Kara borsacı ne fena bir kuldur. Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, yükseldiğini duyunca da sevinir. Bu kara borsacı budur. Allah-u Teala bizleri böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Bizim vatanımıza, milletimize, vatandaşımıza sahip çıkmamız gerekirken biz eğer böyle bir şeyi yapıyorsak ve var olan malımızı da piyasaya sürmeyip de insanları zor duruma sokup da bir de 2-3 rekatlık namazla da Cennetül Firdevs'i istiyorsak Allah'tan utanmamız gerekir. Gerçekten öyle. Vallahi bu yani böyle diyorum ben. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Gerçekten aslında insan psikolojisi için de böyle kendi malının arttığını duymak, şey yapmak böyle insanı mutlu ediyor. Tabii belki mal sevgisi elbette. Şeytanın vesveseleri. Dikkat ederseniz şeydeki Mutaffifin suresinde aynı devamında ve ile ele yazunnu ulaike ennehum meb'usun. Onlar diyor düşünmezler mi ki tekrar dirilecek. Dirileceklerini yani düşünmezler. Ticaret ahlakını anlatırken aynen. Bu ihtikar olur, kara borsacılık olur. Ne olursa olsun. İsraf olur, aldatma olur. Bunların hepsine hepsine ışık tutuyor. Aynen öyledir. Evet hocam. Hocam bu arada vaktimizin yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Son 5-6 dakikamız var. Selamünaleyküm hocam. İyi yayınlar diliyorum. İstanbul'dan Han ailesinden Fecri hocama selam gönderiyoruz. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Demiş. Teşekkür ederim. Sonrasında Harun Özbay kardeşimiz mesaj yazmış. Allah razı yazmış. Olsun. Teşekkür ederiz. Bir kardeşimiz yine Almanya'dan yazmış. Aslında eleştirileri de yazmış. Biz onlara da yine saygı duyuyoruz. Tabii elbette. Evet biz, hocam. Yani bizim burada söylediklerimiz bizim babamızın malı değil. Evet. Bu Allah'ın ve peygamberinin söylediği şey neyse ya o yani. Sanki işte bir şey yok diyor, zorluk yok, para bol gibi diyor, konuşuyorsunuz, şükrediyorsunuz diye böyle bir eleştiri. Azza şükretmeyen çoğu da bulamaz zaten. Şunu da söyleyeyim. Yok gerçekten zor zamanlarda zor geçiyoruz. Elbette. Yani bu dünya imtihan dünyasıdır. Evet. Yani biz buraya keyif çatmaya, bu dünyada tatil yapmaya gelmemişiz. Bir de şu var. Ticaret ahlakında müşteriye iyi davranmak var. Allah-u Teala ne diyor Celle Celaluhu? وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذ۪يرَةٌ اِلَى مَيْسَرَةٍ Diyor ki eğer sizden malı alan, yani sizin borçlunuz eğer zor bir durumda ise ona eli bollaşıncaya kadar mühlet verin diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. وَاَنْ تَسَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer siz bilirseniz size
paranızı ödeme imkanı olmayana sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır diyor Allah-u evet. Teala. Yani biz her şeyi dünya menfaati, dünya malı, maddiyat körlüktür, kördür. Biz bunu maneviyatımızla süslemediğimiz sürece, biz Allah'ın ve Peygamber'in emrettiği şekilde infakımızı yapmadığımız sürece, Müslüman kardeşimizin sevincini, onun kederini giderip de onun o sevincine ortak olmayı da biz hayatımıza aktarmadıkça elbette biz de mutlu olamayız. Bizim Firavun kadar zengin olursak da bizim götüreceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Ne götürüyorsak buradan gönderdiklerimizle gideceğiz. Başka bir şey de yok. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyorlar. Rahimallahu raculen semhan iza ba' ve iza iştera ve iza iqtada. Allahu Teala Celle Celaluhu bir şeyi sattığında iyilikle, yumuşaklıkla davranan, bir borcunu istediğinde ya da verdiğinde iyilikle davranan kuluna merhamet etsin diye Allah'ın peygamberi dua ediyor aleyhissalatü vesselam. Bizim en büyük gayemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasına mazhar olmak. Tabii elbette sadece İslam dediğin zaman 5 vakit namazla kurtaracağımız bir şey değil. Her şeyimizle İslam'a uygun olmamız gerekiyor hocam, kıymetli hocam. Vaktimizin sonuna geldik evet. Ama bir iki mesaj daha okuyayım. Buyurun şimdi, tabii. Hayırlı akşamlar demiş Abdülkadir Altunkaya Baskil Deliktaş Köyü İmam Hatibi. Evet aleyküm selam. Hocamızın nereli olduğunu sormuş. Saygı selamlarını göndermiş. Aleyküm selam. Dilerseniz Allah siz razı olsun. Cevaplayın. Ben Ağrılıyım. Ağrı Tutak doğumluyum. Tabii benim için Türkiye'min her yeri de benim için vatanımdır. Her yeri de seviyorum. Allah razı olsun. Özellikle Elazığ'ımı ve Sivrice'mi de çok seviyorum. Onu da söyleyeyim. Yine Maden'den Mahmut Demir evet. Beyefendi yazmış. Değerli hocama teşekkür ediyoruz. Ailece Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam belki bir iki dakikalık bir süre içerisinde ticaret evet. ahlakı belki böyle ya, soru soranlara da bir evet. cevap niteliğinde tamam. aslında İslam'ın evet. belki en önemli özelliği emin evet. olmak, güvenilir tabii. olmak. Aynen öyle. Güvenilir olmak. Allah'ın bir ismi vardır. El-Mü'min. Aynen. Allah yani kullarına emniyet veren, güven veren. Güven aynen. verendir. Aynen. Sonra Allah'tan Cibril-i Emin vasıtasıyla aynen. o elçi de emindir. Aynen öyle. Cibril-i Emin'den gelir. Ve emin Muhammed sallallahu emin, aleyhi ve selleme emin gelir. Emin peygambere gelir. Aleyhissalatü emin mesela. Peygamberden ise yani Muhammedül Emin'den ise biz müminlere gelir. Aslında İslam'ı özetleyecek bir iki kelime nedir? Güvenilir olmak. Bu ticarette olur. Alışverişte olur. Her türlü şeyde olur, bu geçerlidir. Efendim, ailede olur, arkadaşta olur, akrabada ne olursa olsun. Her şey imanla evet. olur. Biz eğer bir doktora güvenmezsek nasıl o bıçağın altına gidebiliriz ki? Evet, kendi evet. canımızı nasıl ona emanet edebiliriz ki? Her şey imanla olur. Rabbim Celle Celaluhu vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Rabbim Celle Celaluhu kardeşlerimizin, vatanımızın, toplumumuzun bu sıkıntılarını gidersin inşallah. Amin. Rabbim bizlere akli selim ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gittiğimizde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü artacak güzel şeyler yapmayı nasip eylesin. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize bakıp mahcup olmasını elbette istemeyiz. Allah-u Teala bizi o durumdan muhafaza eylesin. Bizlere de İslam'a yakışır bir ticaret ahlakını nasip etsin inşallah. İnsanlar bize bakıp İslam'ı sevmeyi... Müslüman budur desin. Allah-u Teala bizlere nasip eylesin. Ben aslında vaktin sonuna geldik ama evet. aklıma geldi. Özellikle İslam coğrafyasında Ermenilerin yaşadığı bir dönemde diyor evet. şeyi yazılmıyormuş. Müslümanların adını veresiye defterine yazmıyorlarmış. Diyorlarmış onlar güvenilirdir. Ya. Yani onlar gelip bir şekilde bulur. Ve şunu da söyleyeyim üstadım. Bitirelim inşallah. Başka devletlere, yurt dışına, başka bizim tanımadığımız yabancı devletlere İslam'a öncülük edip de Müslümanlığı götüren tek sınıf tüccarlardır. Sadık tüccarlar. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Allah inşallah. Razı olsun. Kıymetli seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Sivrice ilçe müftümüz Sayın Fecri Han hocamıza
Yine Sivrice İlçe Müftülüğü personelinden Ferit Aktağ hocama ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haftaya yine farklı bir konu ve farklı konuklar ile görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Cumanız mübarek olsun efendim.